Merhaba arkadaşlar YouTube kanalımız Oyevedan Tel Dünyası'na hoş geldiniz. Kanalımıza abone değilseniz videonun hemen altında abone ol kısmından kanalımıza abone olabilirsiniz. Ayrıca oradaki zil işaretine dokunarak bildirimleri tüm olarak seçerseniz yüklediğim videolardan anında haberiniz olur. Kullandığınız cihazlara bildirim olarak gelecektir arkadaşlar. Nasılsınız iyi misiniz? İnşallah her biriniz iyidir, İnşallah kimsenin hanesinde, yuvasında, sağlığında sorun yoktur. Elhamdülillah, çok şükür bugünlerimize. Geçenlerde bir arkadaşımızın modelini yapmıştık, böyle salkım salkım tek e, motif üzerine. Onu da göstereceğim. Şimdi onu daha bir farklı şekilde yaptık. Çok da güzel oldu. İsteyen arkadaşlar için alternatif olsun. Ben pembe ve yeşil renk kullanıyorum. Zemini beyaz olan bir yazmada yapacağım. Şimdi modelimizi gösterelim arkadaşlar. Bu arada bazen tığ numarası soranlar dolayı arkadaşlar ben hep bu tarz modellerde oyalarda 22 numara kullanıyorum. Tığımı 22 numara tığ kullanıyorum. Şimdi modelimizi görelim. Önce yaptığımızı gösterelim. Bunu yapmıştık arkadaşlar. Videosunu çekmiştik. Bu da çok güzel oldu. Şimdi bu motifi 3 dal üzerinde böyle yapraklı yaptık. Çok güzel oldu arkadaşlar. Hem kolay yapımı hem de güzel duran bir model oldu. Kalıp gibi de duruyor gördüğünüz gibi. Şimdi başlayalım işimize. Evet ilk başlarken ipimi tığ batsına tutturdum. 2 adet zincir çektim. Başına bir aldım. Yandakine girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2 aldım. 4 zincir çekip bu ara noktasından girip kapattım. 2 tane sık iğnesi yapıyorum. 1, 2. 2 adet zincir çekip yandaki tığ battı da kapatıyorum. Tekrar 2 zincir başına bir alıp yandakine giriyorum. Önce 1, sonra 2, sonra 2 alıyorum. 4 zincir çekip bu çıktığım aradan girip kapattım ve iki tane sık iğnesi yapıyorum 1 2 2 adet zincir çekip yandaki tığ battı da kapatıyorum tekrar iki zincir çektim başına bir alıp yandakine girdim önce 1 sonra 2 sonra iki aldım 4 zincir bu ara noktasından girip kapattım 2 zincir yandaki tığ battı Pardon, çok özür dilerim. 4 zinciri kapattıktan sonra 2 tane sık iğne yapıyoruz aynı yere arkadaşlar. 1 2 2 zincir yandaki tığ battı kapattım. Bir kez daha gösteriyorum. 2 zincir başına bir aldım. Yandakine girdim. Önce 1 sonra 2 sonra 2 aldım. 4 zincir bu ara noktasından girip kapattım. 2 adet sık iğnesi yaptım. 2 zincir çekip yandaki tığ battı da kapatıyorum. Bu şekilde ara noktamızı veriyoruz arkadaşlar. Ben bir tane daha yapayım. Ben e, model amaçlı yapıyorum. Sizler istediğiniz arayı verebilirsiniz. Aynı işlemle bir tane daha yapıyorum. 1, 2 sık iğnesi. Şimdi 2 zincir çekip yandakini de kapattıktan sonra yaprak zeminim için 5 tane tığ battısı yapıyorum. 3 zincir çekip yandakini de kapatıyorum. Bu 1. 3 zincir çekip yandakini de kapatıyorum 2, 3 zincir çekip yandakini de kapatıyorum 3, 4, 3 adet zincir yandakini de kapattım 5, 5 tane tığ battı verdim. Yaptım. Şimdi 10 zincir çekiyorum. 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. Dönüş yapıyorum. 1 2 3. yuvaya girip kapatıyorum. 3 zincirle tekrar dönüş yaptım. Başına bir aldım, yuvaya girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2 aldım. Başına 2 alıp girdim. 2 çekiyorum. 2 2 başına 2 alıp girdim önce 1 sonra 2 sonra 2 sonra 2 çektim başına 3 kez aldım ve girdim 2'şer 2'şer alıyorum ilmeklerimi son kez yine başına 3 kez aldım ve girdim şimdi önce 1 çektim sonra 2 sonra 2 sonra 2 sonra 2 çektim 5 zincir çekip son trabzan arası girip kapattım ve burayı sık iğne yaparak iniyorum. Son trabzan mı? 7 tane sık iğnesi yaptım. 8. yuvada kapattım. Şimdi bir tane yaprağımızı yaptık. Şimdi 3 tane dal yapacağız arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 zincir çekip girip kapattım bu birinci dalım sanırım 15 zincirli tekrar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Çünkü ben modelleri önceden çıkarıp koyuyorum daha sonra videoya geçince unutuyorum Aslında çıkardığım an otursam sayılarda böyle bir sanırım falan diye bir kelime kullanmayacağım. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ve 15 zincir girip kapattım. 3 kez 15 zincir kapatarak 3 tane dal hazırladım. Şimdi yine yaprak yapacağım. 3 zincir çektim. Başına bir aldım. Girdim önce 1. Sonra 2. Sonra 2 aldım. Başına 2 alıp girdim. 2 çektim. 2 çektim. 2 çektim. Yine başına iki alıp giriyorum. Önce bir, sonra iki, sonra iki, sonra iki çekiyorum. Başına üç kez aldım ve girdim. İki çekiyorum, 2 çekiyorum, 2, 2. Tekrar başına üç kez alıp girdim. Şimdi önce bir, sonra iki 2, 2, iki, 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 iki çekiyordum. Sökülmeseydi. İşlemi tekrar ediyorum aynı noktayı. İkişer ikişer çekip çıktım. 5 zincir. Son trabzan arası girip kapattım. 7 tane sık iğnesi yaparak iniyorum. Son trabzanıma 6 7 yuvanın içerisinde 8. sık iğnemle sabitliyorum. Bir zincir çekip dibindeki tığ bat diye sık iğnesiyle giriş yaptım. Şimdi 5 tane tığ yapıp Dönüp üçüncüde kapatmıştık ya. Burada iki tane kaldı bu kenarda. Şimdi bu kenara da iki tane tığ batısı yapıyorum. 3 zincir. Yandakinde kapat. Bu bir. 3 zincir. Yandakinde kapat. Bu iki. Şimdi yapacağımız işlem yine iki zincir çekip başına bir alıp yandakine girdim. Önce bir sonra iki sonra iki aldım. Arac arasını veriyoruz arkadaşlar 4 zincir aradan girip kapat iki tane sık iğnesi yapalım 2 adet zincir yandaki tığ battı da kapatıyorum tekrar iki zincir başına bir alıp yandakine giriyorum önce bir sonra iki sonra iki alıyorum 4 zincir aradan gir kapat iki tane sık iğnesi yapalım İki zincir çekip yandakini de kapatalım. Yani ilk aranız kaçsa bu işlemi yaptıktan sonra yine bu yapraklı zemini oluşturacaksınız arkadaşlar. Alt kısmımız bu şekilde ilerleyecek. 2-4-5 tane yapacağım. Yine 5 tığ batsı yapıp dönüp 3. de 10 zincirimi kapatarak bu işlemi yaparak alt zemin oluşturacağım. Renkli ipimi aldım ve ipimi tığıma sabitledim şimdi düz yüzünden buradan ilk dalın içerisine giriyorum buraya ipimizi sabitliyoruz 2 zincir çektim başına bir aldım tekrar dalın içerisine girdim 2-2 i̇ki, iki çekiyorum ilmeklerimi arkadaşlar başına bir alıp girdim 1-2-3-4-5 zincir bu iki trabzan arası girip kapattım Tekrar iki zincir çekip yuvaya girip sabitledim. başlangıç ipimiz göz yormasın. Şu şekildeyiz şu an. İki adet zincir çekiyorum. Başına üç kez aldım. Yuvaya girdim. İki çektim. İki çektim. İki, iki çektim. Tekrar iki zincir çekip başına bir alıp bu oluşturduğum yuvaya girdim. 2 2 çektim. 1 2 3 4 5 zincir. 2 trabzan arası girip kapattım. 2 zincir yuvaya girip sabitledim. Şu an bu şekildeyim. Tekrar 2 zincir çekip başına 3 kez aldım. Bu oluşturduğum yuvaya tekrar giriyorum. 2 2 2 2 çekerek yine bir yuva oluşturdum. 2 zincir başına bir aldım. Bu oluşturduğum yuvaya girdim. 2 2 çektim. 5 zincir bu aradan girip kapattım. Tekrar 2 zincir yuvaya girip sabitledim. Burası tepe kısmı. Burayı 3 kez yapacağız bu işlemi. Yine 2 zincir başına bir alıp girdim. 2 2 çektim. 5 zincir bu iki trabzan arası girip kapattım tekrar 2 zincir yuvaya girip sabitledim 2 zincir başına bir alıp girdim 2 2 çektim 5 zincir bu iki trabzan arası girip kapattım 2 zincir yuvaya girip kapattım bakın şimdi buraya iki tane sık iğnesi yapıyorum 1 2 bir alt yuvaya giriyorum bir sık iğnesiyle. Şimdi bunun karşılığını yapıyoruz. Bakın şunun karşılığı olacak bu da. Yani iki zincir başına bir alıp aynı yuvaya giriyorum. 2 2 çekiyorum. 1 2 3 4 5 zincir. 2 trabzan arası girip kapattım. Tekrar 2 zincir yuvada sabitledim. Yuvaya İki tane sık iğnesi yaptım. Bakın yeşil yuvama bir sık iğnesiyle giriş yaptım. En alt yuvaya girdik. Şu an yeşil yuvadayım. İki zincir başına bir alıp girdim. İki, iki çektim. 5 zincir 2 trabzan arası girip kapattım. Tekrar 2 zincir yeşil yuvama girip sabitledim. Bir tane dalımızı böylelikle tamamlamış olduk. 4 zincir çekip arada 4 zincir çekip ikinci dalıma giriş yaptım arkadaşlar. 2 zincir başına bir alıp girdim. 2 2 çektim. 5 zincir bu iki trabzan arası girip kapattım. 2 zincir yuvaya girip sabitledim. 2 zincir çektim başına 3 kez aldım yuvaya girdim 2 çektim 2 çektim 2 çektim 2 çektim 2 adet zincir çekip başına bir alıp oluşturduğum yuvaya girdim 2 2 çektim 5 zincir bu iki trabzan arası girip kapattım 2 zincir yuvaya girip sabitledim Tekrar iki zincir çekip başına iki alıp oluşturduğum yuvaya giriyorum. Pardon başına üç alıyorum. İkişer ikişer çekerek eliniz gevşekse başına iki de alabilirsiniz arkadaşlar. Bu noktada. İki iki çekerek geriye giderek yuva oluşturdum yine. Burası tepe yuvamız oluyor arkadaşlar. Buraya bunu üç kez yapacağız. Şuradaki yaptığımız gibi. İki zincir oluşturduğum yuvaya girdim. İki iki çektim. 5 zincir, aradan gir, kapat. 2 zincir, yuvaya gir, sabitle. 2 zincir, başına bir alıp girdim yuvaya. 2-2 çektim. 5 zincir, 2 trabzan arası girip kapattım. Tekrar 2 zincir, yuvada sabitledim. 2 zincir, başına bir alıp girdim. 2-2 çektim. 5 zincir bu iki trabzan arası girip kapattım 2 zincir yuvaya girip sabitledim bakın 3 tane yaptık şimdi buraya 2 tane sık iğnesi yapıp bir alttaki yuvaya sık iğnesi giriş yapıyorum şimdi bunun karşılığını yapıyorum 2 zincir başına bir al gir 2 2 çekelim 5 zincir 2 trabzan arası girdim kapattım tekrar 2 zincir çekip yuvaya girip sabitledim buraya da iki tane sık iğnesi yapıp yeşil yuvama bir sık iğnesi giriş yaptım 2 zincir çektim başına bir alıp girdim 2 2 çektim 5 zincir bu aradan girip kapattım 2 zincir yuvaya girip sabitledim bakın iki dalımızın üzerinde bu işlemi yaptık araya 4 zincir çekip 3. dalıma giriş yapıp işlem aynı arkadaşlar. 3. dalıma giriş yaptım. Buralarda ne yapmışsam buraya da aynısını yapıp dönüyorum. Evet arkadaşlar bu 3. yuvama da aynı işlemi yaptım. Bakın yeşil yuvada son işlemi yaptıktan sonra bir de zincir çekip ipimi kestim. Şimdi bakın böyle bir dağınık gibi duruyor değil mi arkadaşlar? Şu aralara hani 4 zincir çekmiştik ya. Oradan girip şöyle bir toparlayalım. Yukarı çekelim düzeltmek için. Gördüğünüz gibi düzeldi. İplerimizi de temizleyelim. İnşallah da anlatabildiğim anlaşılır bir anlatım olmuştur arkadaşlar. Bu da böyle yapraklı çiçek haliyle anlatım yaptım sizlere. Çok da güzel oldu. Kullanışlı bir model oldu. Hem de kolay. Hepinize sonsuz teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşmek üzere sevgiyle hoşça ve dostça kalın canlar.